O kritik dönem işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin oluşturduğu travma döneminde özellikle İslam'ı temsildeki duruşuyla, ısrarıyla, hizmetleriyle, ilmiyle son derece büyük bir görev ifa etmiştir. Yaptığı işin Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir iş olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bu işe verdiği bereketten anlıyoruz. O öyle bir semereli iş ki daha yüzyıllar ötesine kadar uzanacağından hiç şüphe etmeyeceğimiz bir kar topu gibi yuvarlanarak büyüyen bir dava, bir iman davası, bir istikamet davası, bir ehli sünnet ve cemaat davası. Bir kere mahsa Allah rızası için hareket etme davası. Bediüzzaman merhumun hayatına böyle kuş bakışı baktığımızda o hayatın her karesinde, her dönemecinde gördüğümüz en bariz hususiyet budur. Hiç kimseyle hiç başka bir davası yok. Kendisine en ağır zulümleri, işkenceleri yapanları bile bağışlayabilen, affedebilen, kişinin şahsına değil, davranışına, tarzına, günahına düşman olan, bu ikisini birbirinden hassasiyetle, dikkatle ayıran bir tutumu var. Kendisine sunulan hiçbir dünyevi payeye iltifat etmiyor. Bu önemli bir şey. Toplumdan da bir şey beklemiyor. Bu iman davasıdır diyor. Bu Allah rızası davasıdır diyor. Bediüzzaman Said Nursi merhum neden bu kadar çok sevildi? Çalışmaları, mesajı, eserleri neden bu kadar çok yayıldı, tutuldu, toplumsallaştı diye sorarsanız sebebi budur. Halka dönük çalışmıştır. Halkın imanını kurtarmaya yoğunlaşmıştır ve bunda da muvaffak olmuştur. Bize bu noktada düşen iki şey var. Bir, onların çizgisini ısrarla muhafaza etmek, anlamaya, anlatmaya, tanıtmaya, aktarmaya devam etmek ve bunu herhangi bir mensubiyetle sınırlamadan yapmak. Bu iman davası çünkü. İkincisi, onların davasını üreterek devam etmek. Onlar üzerinden kendimize alan açmak değil, onların çalışmalarını üreterek devam etmek. Bediüzzaman Said Nursi merhum mesela tedris ya da medrese yılları, daha doğru bir tabirle medrese yılları bittikten sonra zannediyorum eline bir kitap alıp okuma imkanı bulamamıştır. Tamamen mahfuzatıyla, ezberine aldığı ilimlerle, o mahfuzatıyla yapmış yaptıklarını, bütün eserlerini. Hapishanedeyken akşam namazlarından sonra mahfuzatını tekrar edermiş unutmamak için. Mütercim Asım Efendi'nin tercüme ettiği bir okyanus, El Kamusul Muhit tercümesi okyanus var. Onu sin harfine kadar ezberlemiş. Sözlük ezberliyor yani. Sin harfine kadar ezberlemiş. Diyor ki akşam namazlarından sonra oturduğum yerde onu tekrar ederdim kendi içimden. Bazı talebelerim beni virt çeker zannederdi. Oysa mahfuzatını tekrarlıyor unutmamak için. Bu çok önemli bir şey. Yani o kadar şeyi mahfuzatında tutmak, hafızasında tutmak ve onları olduğu gibi tutmak değil, onlar üzerinden sentezler, terkipler yaparak yeni yeni açılımlarda bulunmak, yeni yeni keşiflerde bulunmak. Bunu gerçekten örnek biçimde yapmış. Fuzuliyatla uğraşmıyor Bediüzzaman merhum. Detayla uğraşmıyor. İşin özüne odaklanmış. Orayı işliyor, sürekli olarak orayı geliştiriyor. Baktığınızda onun eserlerinden günümüz bilimsel iştigal alanları bakımından söyleyeyim, pek çok tez çıkar. Yani felsefe açıdan inceleyebilirsiniz, usul açısından inceleyebilirsiniz. Usul derken hem usulü fıkıh hem usulü hadis açısından, usulü din açısından
tefsir açısından, hadis açısından, fıkıh fetva açısından, kavaid açısından, edebiyat açısından, dil açısından, sosyoloji açısından, felsefe açısından birçok açıdan inceleyebilirsiniz. İncelemeniz de lazım, incelememiz de lazım. Bir de şöyle bir şey var, ona mutlaka değinmemiz lazım. Günümüzde insanımızı, toplumumuzu istikametinden çıkartmaya azmetmiş böyle bir kısım arızalı yaklaşımlar var. Bunları din diye insanlara pazarlayan insanlar var. Bunların birçoğunun yolu Bediüzzaman Said Nursi merhumun eserleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle de toslaşıyor. Onu pek çok değerimiz, kıymetimiz için yaptıkları gibi onu da olduğundan farklı takdim etmeye çarpıtılmış bir Bediüzzaman portresi ile kitleleri aldatmaya çalışan insanlar var. Bunların iddialarına karşı mutlak surette gerekli çalışmalar, cevaplar verilmeli. Bu yapılan işin meseleyi karikatürize etme boyutuna kadar düşmüş olan bu ciddiyetsizliğin mutlak surette hak ettiği en ilmi, kalıcı, doyurucu, tatminkar cevabı bulması lazım. Bunun üzerine bile tezler yapılması lazım. Zaman, zamanın eşsizi, emsalsizi demek. Yani yaşadığı zamanda, dönemde onun gibisi yok demek. Bir hocası tarafından verilmiş, bu ona talebelik yıllarında hocası tarafından verilmiş bir sıfat, bir lakap. Sözün başında ifade ettiğimiz o emsalsiz hafızası, çok güçlü, kuvvetli hafızası, zekası, kavrayış yeteneği, ifade kabiliyeti, bütün bunları dikkate aldığımızda hocasının koyduğu bu teşhisin, bu yaptığı bu tespitin doğru bir tespit olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hak bazı insanlara böyle kabiliyetler veriyor. Bu çok sık görülen bir şey değildir. Ama biz mesela ulemanın teracim-i ahvalini okurken, biyografilerini, menakıplarını, menkıbelerini okurken bu tarz şeylere rastlarız. Yani müthiş hafızası olan insanlara bir okuduğunu, bir gördüğünü, bir duyduğunu, bir daha unutmamış insanlara rastlarız. Çağ, ilmi araştırma çağı, akla ayrı bir vurgu yapılıyor, ayrı bir önem veriliyor. Vahyi hakikatleri, nakli hakikatleri akli zeminde müthiş izah ediyor. Bu önemli bir şeydir. Yani İslam'dan haberdar olmayan, Kur'an nedir, sünnet nedir, vahiy nedir bilmeyen insanlara bu eser anlayabilecekleri bir dilde ulaştırıldığında ben ikna olmayacak insan olabileceğini düşünmüyorum. İlmi çalışma yapmak isteyen insanlar için bence Bediüzzaman Said Nursi merhumun hayatı yaşama tarzı ideal bir örnektir. Nasıl bir hayat yaşamış? Ne kadar yemiş? Gününü nasıl geçirmiş? Zihnini nasıl kullanmış? Nasıl bir metotla düşünmüş, tefekkür etmiş? Nasıl bir metotla yazmış? Bunlar son derece önemli. Bak bu millete daha nice Bediüzzamanlar yetiştirme imkanı bahşetsin. Çünkü bu millet, bu ümmetin merkezini teşkil ediyor. Bu millet ayakta durduğu sürece bu ümmet ayakta duracak. Allah korusun bu millet çökerse bu ümmet de çökecek. Bediüzzaman Said Nursi merhum bunu çok iyi, bunun farkında. Bu işin merkezinde yaşayan bir insan olarak bunun farkında. İstese Arapça yazabilirmiş, Kürtçe, Farsça yazabilirmiş ama Türkçe yazmış. Bunu tercih etmiş. Sebebi de budur.